Birleşik Devrim'in Sesi Haber Aktüel başlıyor. Radyo Denge Gel Birleşik Devrim'in Sesi programından iyi günler değerli dinleyenler. Bugün haftanın öne çıkan olay ve gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz olacak. Devrimci basından özetler bölümünde günlük ve süreli yayınların birinci sayfalarının özetlerini paylaşacağız. Devrimci Hareket'in tarihinden haftaya düşen notları Devrimci Hafıza bölümünde, hapishanelere ilişkin haber ve mektupları ise Güvercin Postası bölümünde paylaşacağız. Birleşik Devrim'in Sesi Haber. Değerli izleyenler, programımıza güne düşen haberlerden derlediğimiz haber turuyla devam ediyoruz. İhade ile kayıp yakınları İstanbul, Ahmet, Elih, Cölemerk ve İzmir'de kayıplar bulunsun, failler yargılansın şiarıyla gerçekleştirdikleri eylemlerde kaybedilenlerin akıbeti soruldu ve adalet talebi yinelendi. Cumartesi anneleri insanları gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda 985. kez bir araya geldi. Cumartesi anneleri bu haftaki eylemlerinde 13 Şubat 1993 tarihinde Midyat'tan Hezek'e giderken silahlı 4 kişi tarafından kaçırılan ve 31 yıldır haber alınamayan Mehmet Nezir Duman'ın akıbetini sordu. Gar katliamının 100. ayında şehit düşenler anıldı. 10 Ekim 2015 yılında Ankara Gar önünde yapılan barış mitingine dönük Daesh saldırısında yaşamını yitirenler 100. ayında anıldı. Katliamda yaşamını yitirenler anısına saygı duruşuyla başlayan anma, yaşamını yitirenlerin isimleri okunarak yoklama yapıldı. Anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü Mehtap Coşkun, firari sanıkların yargılandığı dosyaya insanlığa karşı suç isnadı kapsamında tutuklu sanıklardan birinin de dahil edilerek Türkiye'de ilk defa insanlığa karşı suç kavramının yargıya konu edildiğini hatırlattı. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise yaptığı konuşmada 10 Ekim Ankara Gar katliamını unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydetti. Anma katılımcı kurum temsilcilerinin söz almasının ardından sona erdi. Ölümsüzleşen Pınar Birçkoç Ardahan'da defnedildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki polis noktasına yönelik eylemde ölümsüzleşen devrimcilerden Pınar Birçok Ardahan'da defnedildi. Tayatlı aileler sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Halk savaşçısı Pınar Birkoç'un cenazesi 8 Şubat'ta memleketi Ardahan'da defnedilmiştir. Mezar yeri Yukarı Gündeş Köyü Mustafa Kemal Mahallesi Damal Ardahan. Cenazelerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Direnişteki işçiler ve sendika yöneticilerine ev hapsi. Akar Grup ve Reis Elektriğin Yuvanbahçeşehir Konutları inşaatında çalışan üyelerinin gasp edilmek istenen hakları için İnşaat İş Sendikası'nın başlattığı direniş 4. gününde Başakşehir Belediyesi önünde devam etti. Gözaltına alınan işçiler ve sendika yöneticileri hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verildi. Antep'te 4 fabrikada işçiler sefalet zammına karşı iş bıraktı. Antep'te fabrikalarda asgari ücretin üzerinde maaş alan işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranları belli oluyor. Pek çok fabrikada işçiler düşük zam oranlarına karşı iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor. Kentte bulunan 4 fabrikada işçiler gece vardiyasında iş bıraktı. Burtex, ABY Plastik, Bulut Tekstil ve Zafer Tekstil'in 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında çalışan işçiler patronun sefalet zammı dayatmasını kabul etmeyerek üretimi durdurdu. Limter İş Tuzla ve Altınova'dan seslendi. Tuzla ve Altınova'da tersanesinde patronların sefalet ücreti dayatmasına karşı direnişe geçen Limter İş Sendikası bu sabah da işçilere seslendi. Tuzla ve Altınova tersanelerinde patronların sefalet ücreti dayatmasına karşı direnişe geçen Limter İş Sendikası bu sabah da işçilere seslendi. Patronlara ancak örgütlü mücadeleyle diz çöktüreceklerinin altını çizen Limter İş örgütlü mücadele çağrısı yaptı. İsrail, Filistin'deki Kızıl Haç Genel Müdürlüğü'ne baskın yaptı. Filistin Kızıl Haç Örgütü, İsrail İşgal Ordusu'nun Al-Amal Hastanesi'nde bulunan genel müdürlüklerine baskın düzenlediğini açıkladı. Hastanenin bulunduğu alan 19 günden beri kuşatma altında tutulurken çok sayıda sağlık çalışanı ve sivil katledildi. Devrimci Basından.
Değerli dinleyenler, Birleşik Devrim'in Sesi programımız Devrimci Basın'dan özetlerle devam ediyor. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Üst başlıkta HDP eş sözcüsü ve DEM Parti milletvekili Cengiz Çiçek, özgürlük yürüyüşünün tanıklıklarını yazdı başlığını atan gazete, kaçınılmaz özgürlük manşetini atmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Her evinde bir kaybın olduğu dünyanın en geniş yaz coğrafyalarından birisinin Kürdistan olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Bu yasa tanıklık etmek isteyen herkes büyük özgürlük yürüyüşünün güzergahlarını takip ederek zulmün en saf halini görebilir. Adı sana bilinmeyen ama her birinin hikayesi bir halkın kaderini kalın harflerle çizen kahramanların mücadele mirasını ve sorumluluğunu taşıyabilmek için şimdi her zamankinden daha fazla her şeyi ters yüz etme cesaretine sahip olmalıyız. Bu coğrafyada siyasal olanın ölçüsü sandık, seçim ve performansa mahkum siyaset değildir. Ölçü halk gerçekliğini yaratan direniş ve değerleriyle bunları bastırmak, odağı kaydırmak isteyen sistem arasındaki karşıtlıkla billurlaşıyor. Üstü tozlanmış, hafif toprak serpilmiş hakikatleri yeniden tüm parıltısıyla ortaya çıkarmak için kendi gündemlerimize mutlak tecrite ve mücadele gerçekliğine dönerek canlanan, dinamiğini harekete geçiren bir halk gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yürüyüş deneyimimiz Sayın Öcalan'ın demokratik ulus çözümünün Kürdistan'daki yerel sorunlara ilaç gibi geleceğini bir kez daha tüm netliğiyle gösteriyor. Bunun örgütünü, örgütlenmesini yaratmak da biz Kürdistanlıların elinde. Bu topraklar Sayın Öcalan 1999'da komployla esaret altına alındığında gözünü kırpmadan barış elçisi olarak Türkiye'ye gelen ve son nefesine kadar ondan gözlerini ayırmayan Aysel Doğanları doğurdu. Bu mücadele kaçınılmaz şekilde özgürlükle taçlanacak. Gazete manşetin içerisinde büyük özgürlük yürüyüşçülerinin güzergahları boyunca gerçekleştirdikleri eylem ve etkinlikleri de görmüş. Ayrıca gazete biz kendi yolumuzda yürüyoruz başlığıyla DEM Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul dahil olmak üzere belediye eş başkan adaylarına ilişkin açıklamasını vermiş. Açlık grevi 70. güne giriyor. Hüda Kaya'nın tutukluluğu kanunsuzdur. KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar ile yapılan röportaj, Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajları 1. sayfada yer alan başlıklar arasında. Değerli dinleyenler, sırada günlük periyotla çıkan Özgür Politika gazetesinin cumartesi-pazar sayısının 1. sayfası var. Dem gelir, devran döner manşet başlığını atan gazete manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Dem Parti 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe eş başkan adaylarını açıkladı. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Üçüncü yol stratejisini temel aldıklarını vurgulayan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, biz kazandırmak ya da kaybettirmek seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar tecrübeli ve güçlü bir siyasal hareketiz. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz dedi. DEM Parti sözcüsü Doğan, ideolojik politik duruşlarının ne statikocu ne de restorasyoncu çizgi olduğunu söyledi ve ekledi. Üçüncü yol stratejimiz temel hattımızdır. DEM Parti kendisini mücadele ve müzakere partisi olarak görmektedir. İddialıyız, DEM gelir devran döner diyoruz. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. Dolayısıyla kimseye rest çekmiyor, kimseye de jest yapmıyoruz. Gazete manşetin içinden ise Yozgat'ta Bager Nevşehir'de Helin başlığıyla Ayşegül Doğan'ın açıklamasından aday gösterilen bazı illeri vermiş. Gazetenin 1. sayfasında öne çıkardığı diğer başlıklar ise büyük özgürlük yürüyüşü olmuş ve bu yürüyüşü Öcalan ile müzakere edin başlığıyla görmüş. Humanite'nin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ı açlık grevindeki tutsakları Selahattin Demirtaş ve Sebahat Tunceli manşetine taşımasını Kürdistan ateş altında başlığıyla gören gazete, Astana'da savaş anlaşması, Kürt entelektüellerinden 100 yıllık inkara cevap ve Karabük cezaevinde 14 tutsak rehin tutuluyor başlıklı haberleri 1. sayfadan vermiş. Değerli dinleyenler, Agos gazetesinin 1. sayfasıyla programımız devam ediyor. Sorunlar çözülmüyor, umutlar tükeniyor manşet başlığını atan Agos gazetesi manşet spotuna şu satırları çıkarmış. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kırgınlık, umutsuzluk ve protestolar eşliğinde idrak edildi. 53 bin aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin yıl dönümünde Antakya'da önce sessiz yürüyüş, sonrasındaki resmi etkinliklerde ise hükümete ve yerel yöneticilere tepki vardı. 11 ili etkileyen felaket bir yılı geride bırakmasına rağmen özellikle hasarın büyük olduğu bölgelerde hala çadır kentlerde yaşayanlar, konut imkanına ulaşamayanlar var. Pek çok altyapı sorunu
sorunu çözülmedi. Binlerce insan açısından belirsizlik hakim. Rezerv alan uygulamaları da umutsuzluğu artırıyor. Bölgede incelemelerde bulunan TMOB Ankara Şubesi'nden Tezcan Karakuşcan'dan hala kayıplar var, ulaşılamamış cenazeler var. Deprem yaşattığı büyük acıyı bir yıl sonrasına da taşımış diyor. Azerbaycan'da sonucu belli olan seçim, Hrant Dink Okulu'nun bütçe açığı kapanmadı ve Santa Maria'da saldırı sonrası ilk pazar ayini başlıklı haberler ve yazılar gazetenin birinci sayfasında yer almış. Değerli dinleyenler, bu haftaki Atılım Gazetesi'nin birinci sayfasıyla programımız devam ediyor. Üst başlıkta Katil Saray rejiminden başlığını atan gazete hesap soracağız manşet başlığını atmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. 6 Şubat Maraş Antakya bölge depreminin birinci yılına günler kala eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremde 130 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saray faşizminin gerçekleri gizleyen yalan makinesi olduğu bir kez daha kanıtlandı. Birinci yılında da deprem bölgesi bugün de aynı yoksunlukları yaşıyor. Hiçbir kent yeniden kurulmadı. On binlerin katili faşist şef Erdoğan depremin yıl dönümünde bölgeye gitti. Yerel seçim çalışması yaptı. Antakya'da oy vermezseniz hizmet alamazsınız diyerek siyasi şantaja başvurdu. Halk düşmanı zihniyetini kustu. Depremin birinci yılında Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın dört bir yanında kadınlar, gençlik, emek ve meslek örgütleri, devrimciler meydanlara çıktı. Binler depremde yitirilen on binleri andı. Unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz dedi. Katil Saray rejiminden hesap sormaya çağırdı. Antakya'da Saray rejiminin bakanı Fahrettin Koca ve CHP Belediye Başkanı Lütfi Savaş öfkeyle protesto edildi. Adıyaman'da vali halkın hedefindeydi. Depremi felakete çeviren on binlerin katili, kent suçlularının yağma ve talanının ekolojik yıkımın sorumlusu faşist şeflik rejimidir. Katil Saray rejiminden hesap sormak için birleşelim, mücadeleyi yükseltelim. Gazete sürmanşetten ise sosyalistler deprem katliamının birinci yılında Antakya'da başlığıyla ESP, SGDF ve BEKSAV emekçilerinin 5 Şubat sabahında Antakya'ya varışını ve nasıl bir deprem dayanışması örgütlediğini vermiş. Gazete bu hafta birinci sayfasını depremle ilgili haberlere ayırmış. Hakkımızı helal etmiyoruz, kadınlar unutmuyor, affetmiyor, hesap soruyor, ölüm düzeninin sorumlularından hesap soracağız başlıklarıyla gerçekleşen eylemleri görmüş. Atılım gazetesinin birinci sayfasında yer alan köşe yazılarının başlıkları ise şöyle. Gündem köşesinde depremin birinci yılında faşist saray rejimiyle hesaplaşmaya, rotada hayatta kalanların da ömrüne çöktüler ve özgür kadın köşesinde öldürme özgürlüğüne karşı yaşam hakkı mücadelesi. Değerli dinleyenler, 15 günlük periyotla çıkan Özgür Gelecek gazetesinin birinci sayfasıyla programımıza devam ediyoruz. Sömürü yağma ve talan düzeni halkın örgütlü gücüyle yıkılacak manşet başlığını atan Özgür Gelecek gazetesi manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Sayısı halen bilinmeyen yüz binlerce insanın ölümüne rağmen iktidarıyla muhalefetiyle bütün düzen partileri depremin devlet eliyle bir felakete dönüştürülmesinin üzerine el birliğiyle kapatmıştır. Deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarının kader değil önlenebilir olduğu gerçeğinin üzerine örttüler. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen deprem bölgelerindeki halkın barınma başta olmak üzere en temel insani gereksinimleri giderilmiş değildir. Bir yanda bu gerçekler dururken diğer yanda ise RT Erdoğan geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaptığı konuşmada merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez, Hatay'a gelmedi, Hatay garip kaldı diyerek bir itirafın ötesine gitti. Hem devletin katilliğini bir kez daha tescilledi hem de faşist AKP MHP'nin seçim çalışmasının yürüyeceği halk düşmanı rotayı çok net işaret etti. Bu anlamıyla yerel seçim gündemine olduğundan fazla bir anlam yüklemeden politik çalışmalarımızı sürdürmek ve dahası bu gündemi kitlelerle ilişkilerimizi güçlendirmek, devrimci demokratik hareketi direnişi büyütmek için bir araç olarak görmek temel yönelimimiz olmalıdır. Yerel seçimler vesilesiyle gündeme gelen ve belli bölgeler üzerinden özellikle ittifak gündemleriyle yoğun olarak tartışılan meseleler son tahlilde halkın çıkarı ön planda tutularak ele alınmalıdır. Sürmanşetten Denin Dünya İşçi Sınıfına Yol Göstermeye Devam Ediyor bir başlığını atan gazete Özak Tekstil işçilerinin direnişini birlikte yürürken çok daha güçlüyüz başlığıyla görmüş. Ocak Şehitler Ayı anmalarını da ölümsüzler her yerde anıldı başlığıyla birinci sayfadan vermiş.
Değerli dinleyenler, aylık periyotla çıkan Halkın Günlüğü gazetesiyle programımız devam ediyor. Halkın Günlüğü gazetesi 37. sayısı, devrimci demokratik halkçı yerel yönetimler için seferber olalım, birleşelim, birlikte kazanalım. Manşetiyle çıkmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Rantçılığa karşı halkçılık, talancılığa karşı şeffaf yönetim, imtiyaz ve mevki kastına karşı toplumsal eşitlik, gelenekçiliğe karşı yenilikçilik, kayırmacı ayrımcılığa karşı eşitlikçi adil yönetim, başkan otoritesine karşı kolektif irade, üstünlük kibrine karşı halkın hizmetçiliği, büyük sermayenin emrinde olmaya karşı halkın emrinde olma, koltuk eskitmeye karşı pazar sokak gezip halkın içinde olma, bürokratik memurculuğa karşı sorunlarla boğuşan görevli olma, talimatçı yönetime karşı birlikte çalışma, sermayenin yanında olmaya karşı emeğin yanında olma, rutini sürdürmeye karşı yaratıcı olma gibi bir dizi çelişme ve farklılıkla iki belediyecilik anlayışı mütalaa edilerek halka propaganda edilmesi gereken somut çalışma biçimlerindendir. Demokratik, devrimci ve sosyalist adayların desteklenmesi bu ilkenin somut biçimi ertelenemez görevidir. Bu ilkeye bağlı kalındığında önemli başarıların elde edileceği muhakkaktır. Onlarca belediyenin demokratik, devrimci, sosyalist halk güçleri tarafından yönetilmesi küçümsenemez bir kazanımdır. Bunların daha da çoğaltılması demokratik normlarda sağlanacak ilkeli birlik ve ittifaklarla tamamen mümkündür. Bu seçimlerde demokratik, sosyalist halk cephesinin görevi mevcut belediyelere yenilerini ekleyerek çoğaltmak, demokratik mevzileri ileri taşımak olmalıdır. Kazanımları büyütmenin şartları vardır. Dünya, Orta Doğu ve Türkiye Kuzey Kürdistan'da gündemde olan güncel siyasal gelişmelerin ele alındığı Halkın Günlüğü gazetesinin 37. sayısında yer alan bazı konu başlıkları ise şöyle. Emperyalist dünya gericiliğinin ekonomik ve hegemonya krizi devrimci dalgayı yükseltiyor. Yeni yüzyılın kutlu hedefleri ezilenlere karşı geliştirilen sömürü ve savaş konseptinin yapılandırılmasıdır. Seçim propagandasının temel konu ve ana halkaları, burjuva pragmatizmine karşı devrimci pragmatizm halkın çıkarlarını gözetmektir. Ekonomik kriz ve emperyalist savaşlar bağlamında maliyeti karşılayan kimlerdir? Çözüm metodunu tayin eden çelişkinin niteliğidir. Coğrafya ve mekanı akılda tutmak ve ölümsüzlerimizi unutmamak. M. Güneş'in Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan dostlarımıza devlet savunucularıyla nereye sorusuna cevaben. Devrimci Basından. Değerli dinleyenler, Mürvet Küçük'ün Yeni Yaşam gazetesinde yer alan Anabasis ve Rabbe başlıklı yazıdan bazı bölümlerle devam ediyoruz. Yunanca'da Anabasis, yeniden yükselerek geri dönmek anlamına gelir. Sokrates'in öğrencisi olan Yunan filozof, yazar, tarihçi ve asker Ksenof'un kaleme aldığı günlüğü de bu ismi taşır. Günlükte kardeşini devirerek Pers tahtını ele geçirmeye çalışan, Kiros için savaşan paralı Yunan askerlerin Pers ordusu tarafından bozguna uğratılıp dağıtıldıktan sonra yaşadıkları anlatılır. Bu dağınıklıkta ilk önce şaşkınlık yaşayan askerler sonra kararlılıkla evlerine dönmek isterler. Bozguna uğradıkları yer Mezopotamya civarındadır. Evleri buranın kuzeyinde kalır. Ulaşmaları için hep yukarıya doğru tırmanmaları gerekir. İsminin yeniden yükselerek geri dönmek, çıkmak anlamına gelen Anabasis olması da bundandır. Bugün Kürt halkının yıllar içinde biriktirdikleriyle birlikte ilk çıkış noktasına dönüyormuş duygusu yaratan kıpırdanışlarını izlerken insanın aklına gelenlerden biri bu oluyor. Her açıdan belirsizliklerle dolu bir sürecin içinde kendisine yine yeniden bir yol açma uğraşı hissediliyor her yerde. Hapishaneler bu çıkışın işaretini vermiş gibi. Sanki Diyarbakır zindanında yaşanan büyük acılardan süzülerek dağlara, kentlere, köylere, insanların yüreğine sızan mesajlar gibi. O çıkışın ardından çok yol yüründü, çok acı çekildi, çok deneyim biriktirildi, çok yanlış yapıldı, çok ders çıkarıldı, nesnel koşullar kontrol edilemez noktaya geldi yer yer, yer yer alınan yolun doğasındaki sapmalar yaşandı. Hapishaneler günlerdir açlık grevinde, dışarıda anneler adalet nöbetleri tutuyor. Oldukça kitlesel, oldukça canlı. Kürt siyasetçiler, Kürt sorununun çözümü için İmralı Tecrit'inin kaldırılması ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin lideri Abdullah
Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması talebiyle büyük özgürlük yürüyüşü başlatmış durumda. Kürt kentlerinin sokaklarına dev harflerle Rabe diye yazılıyor. Çıkış noktasına dönüşü anlamlı kılacak her şeyin bu Rabe'de saklı olduğu duygusunu yaşıyor insan. Bu sadece Kürt halkı ve özgürlük hareketi için değil, Türkiye Devrimci Hareketi ve tek tek onun bileşeni olan tüm özneler için de böyle. 71 devrimci çıkışına yılların birikimi, değişen koşulların farkındalığıyla dönmeyi çağırıyor tarih bizi. Rabe diyor. Kürt kentlerinin duvarlarını süsleyen Sarp yollarına ruh katan bu Rabe ile Türkiye işçi ve emekçilerinin örgütlü mücadelesinin büyütülmesi için kuşanılacak Rabe iradesi birleştiğinde nelerin olabileceğini tahayyül etmekte düğümleniyor pek çok şey. Özgür Gelecek gazetesinin son sayısında yer alan Umut Devrimci Mücadeleyle Yaratılır başlıklı yazıdan bazı bölümlerle programımız devam ediyor. Bugün devrimci özneler, ileri kitleler başta olmak üzere geniş emekçi yıllar üzerinde yenilgi ikliminin yarattığı bir umutsuzluk gerçeğinden söz edebiliriz. Çünkü devrimci hareket kitle mücadelelerinden, kitlelerden beslenir. Kitlelerle bağları zayıflayan, kitlelerden öğrenmeyen, miltam mücadelede derinleşmeyen ve değişim sürecine sürekli ivme kazandırmayan bir hareket ne umut olabilir ne de umut yaratır. Alışılagelmiş düşünüş ve hareket tarzıyla umudu büyütmek zordur. Yani sürecin zorluğu, görevlerin ağırlığı her birimize daha büyük fedakarlıklar dayatmakta ve mücadelenin her aşamasında üretkenlikte, kolektif aklı, harekette ise örgütlü duruşu, yürüyüşü zorunlu kılmaktadır. Her şeyden önce olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ve tam da sürecin uygun ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Zorlukların farkına varmak aynı zamanda süreci doğru okumak anlamına da gelir. Bu durumda temel sorun şu, bu zorluklar karşısında hedefsiz, plansız, günübirlik çalışmalarla vaziyeti mi idare edeceğiz yoksa daha stratejik bir düşünüş tarzıyla anın ve geleceğin görevleri üzerinde mi yoğunlaşacağız? Elbette ki devrimin partisi sürecin militanı ikinci yolu tercih eder ve işe de düşünsel planda sorgulamayla başlar. İnceleme araştırma yapılmadan ne somut durum kavranabilir ne de bu zorluklarla mücadelede stratejiye hizmet edecek tarzda taktiksel anlamda bir zenginlik yaratılabilir. Yetersizliklerle yüzleşmek, bu durumun aşılması için daha çok soru sormak ve hatalara karşı öz eleştirel bir yaklaşım sergilemek anlamına gelir. Daha da önemlisi böylesi bir duruş ve davranış birliği kişisel kaygılardan kurtulma ve yaşamın merkezine devrimi koyma gerçeğinin güçlü işaretlerini içermekte. Tüm bunlar sıkça altını çizdiğimiz dönemin kadro ve militanlarında asgari düzeyde olması gereken nitelikleri kapsamakta. Kendiliğinden de olsa gelişen kitle hareketlerine doğru bir tarzda müdahale yalnız yeni dinamik güçlere ulaşmamızı sağlamaz. Aynı zamanda var olan örgütlü öznelerin dinamizmine, üretkenliğine olumlu katkı sunar. Diğer bir anlamla nitelik düzeylerini yükseltir. Nitelik düzeyi yükseldikçe kitlelerin kendiliğinden oluşan bilinç düzeyini dışarıdan müdahalelerle daha ileri düzeye taşıma ve örgütleme pratikleri de giderek zenginleşir. Dolayısıyla güncel bağlamda sistemin siyasal baskılarına, sosyal yıkım politikalarına karşı yükselen her sese sesimizi katmak, kalıcı örgütlülükler için ilişki yaratmak çok yönlü bir gelişmenin zeminini hazırlar. Devrimci Hafıza. Değerli dinleyenler, Devrimci Hafıza bölümüyle programımız devam ediyor. 27 yıl sonra gelen özgürlük. Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Nelson Mandela, 27 yıllık hapis hayatının ardından 11 Şubat 1990 günü özgürlüğüne kavuştu. İngiliz emperyalizminin sömürge zulmü altında ezilen Güney Afrika halkları, beyaz üstünlüğüne dayalı olarak oluşan apartheid rejimine karşı kesintisiz mücadele etti. 20. yüzyılda tüm dünyada halkların ve emekçilerin en duyarlı oldukları konuların başında Güney Afrika halkının maruz kaldığı sömürgeci ırkçı zulüm ve siyah halkın geliştirdiği büyük mücadele vardı. 1960'larda Güney Afrika halkının gelişen mücadelesinin sembol ismi önderi Nelson Mandela oldu. Afrika Ulusal Konseyi anti sömürgeci ve ırk ayrımcılığına karşı mücadelenin ülkedeki cephe örgütüydü. Komünist Parti ile yakın işbirliği içinde çalışan örgütün önderi Mandela 1962'de hükümeti devirme girişiminde bulunmak ve komplo kurmak suçlamalarıyla faşist rejim tarafından tutuklandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Tüm dünyanın devrimci demokratik güçleri anti sömürgeci ve ırk ayrımcı mücadelenin sembolü olarak Mandela'ya sahip çıktı. Mandela'nın özgürlüğü için örgütlenen kampanyalar dünya çapında yayılıma sahip oldu. Faşist rejim ABD, İngiltere ve İsrail tarafından desteklenirken Güney Afrika halkının mücadelesi dünya emekçileri ve ezilen halklar tarafından sahipleniliyordu. Mandela dünya çapında yaygınlık kazanan kampanyayla 11 Şubat 1990'da özgürleşti. Emekçiler, ezilenler tüm dünyada Mandela'nın özgürlüğünü kutluyordu. Özgürleşmesiyle birlikte siyasi çalışmalarını kesintisiz sürdüren Mandela 10 Mayıs 1994'te Güney Afrika'nın İlk siyah devlet başkanı seçildi. 5 Aralık 2013'te yitirdiğimiz Mandela 20. yüzyıl özgürlük mücadelesinde silinmez izler bıraktı. Gazze'de Filistin halkına soykırımda yatan bir başka apartheid rejimi olan İsrail'in Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edilmesinin bir tesadüf olmadığı bu tarih bilindiğinde açıktır. Apartheid rejiminin ne olduğunu kendi öz deneyimiyle çok iyi bilen Güney Afrika halkı maruz kaldığı zulümde İsrail Devleti'nin rolünü de iyi bilmektedir. Değerli dinleyenler, 1 Şubat 1997'de sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerini hatırlayacağız. 3 Kasım 1996'da saat 19 civarında Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada araçlardan birinde DYP Urfa Milletvekili Sedat Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ ve Mehmet Özbay sahte kimliğini taşıyan faşist şef Abdullah Çatlı'nın bulunduğu ortaya çıktı. Araçta Gonca Usta bulunuyordu. Sadece Sedat Bucak'ın yaralı olarak kurtulduğu kaza Türkiye'de mafya, siyaset, devlet ilişkilerinin derinliğini ışık tuttu. Türk devletinin halkın devrimci demokratik mücadelelerine karşı oluşturduğu gayri nizami savaş politikalarının kurmaylarının kimlerden oluştuğunun kavranması ve devrimcilerin onlarca yıldır dile getirdiği savaş gerçeklerinin daha görünür hale gelmesi bakımından Susurluk kazası önem kazandı. Kazada yan yana gelen unsurlar koruculardan Kürt halkına karşı savaşan, paramiliter bir ordu kuran bir toprak ağası milletvekili, önemli mevkilerde yer almış bir polis müdürü ve faşist hareket içinde yer alıp devrimcileri katletmiş bir suçlu olarak aranırken mafya liderliğine yükselmiş bir faşist şeften oluşuyordu. Bu unsurlar devletin özel savaş örgütlerinin niteliğini çıplak biçimde ortaya koymuştu. Emek hareketi ve devrimci demokratik halk güçleri Susurluk'ta ortaya saçılan pisliğin sadece iceberg'in görünen yüzü olduğunu belirterek soruşturmanın derinleştirilmesi, devletin gayri nizami savaş aparatlarının tüm yönleriyle aydınlatılması ve dağıtılması talepleriyle sokakları doldurdu. Öz olarak kontrgerilla kavramıyla dile getirilen bu gerçeklik esas olarak NATO'nun soğuk savaş döneminde devrimci demokratik gelişmenin önünü kesmek ve sosyalist sistemin alanını genişletmesini engellemek amacıyla emperyalist kapitalist dünyada örgütlediği Gladio adlı yapılanmanın Türkiye ayağını oluşturuyordu. Bu gayri nizami savaş yapılanması Kürt Özgürlük Hareketi'nin 80 ve 90'lı yıllarda yaşadığı gelişme nedeniyle yeni bir zeminde daha güçlü örgütlenmiş ve Kürt halkına karşı yürütülen kirli savaşın merkezinde yer almıştı. Bu kirli savaş aygıtına karşı ülkede gelişen toplumsal duyarlılık sokak eylemlerinde ifadesini bulurken demokratik kitle örgütlerinin, emek örgütlerinin ve demokratik partilerin yan yana gelişiyle 1 Şubat 97'de temiz toplum, temiz siyaset talebiyle sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi başlatıldı. Ülkenin kentlerinde, köylerinde ışıklar aydınlık için söndürülmeye başlandı. Değerli dinleyenler, öz yönetim sürecinde Cizre'de yaşanan katliamı hatırlayacağız ve katliamda şehit düşenleri anacağız. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 79 gün boyunca devam etti. Bu süreçte 131 bin nüfusu bulunan ilçenin 11 mahallesi tamamen giriş çıkışlara kapatıldı. Telefon, internet ve elektrik hatları kesildi. Kentin yüksek kesimlerine yerleştirilen tanklarla Cudi, Nur, Sur ve Yafes mahalleleri top atışlarıyla vuruldu. Yasağın 20. gününden sonra ilçeden 110 bine yakın insan
insan göç etmek zorunda kaldı. Çevre kentlerden Cizre'ye gitmek katliama dur demek isteyenlerin ise yolları kesilerek saldırılara maruz bırakıldı. Yasak sürecinde çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılamadığı ve ambulans gitmediği için hayatını kaybetti. İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre kent genelinde 288 kişi katledildi. Bunlardan 177'si sığındıkları evlerin bodrum katlarında 7 Şubat 2016 günü katledildi. Hazırlanan raporlarda bodrumlarda can veren insanların önce ateşli silahlarla katledildiği ardından yakıldığı bilgileri yer aldı. Bu bodrumlarda hayatını kaybeden 14 kişiye ait cenazelerin nerede olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Cizre'deki yasak boyunca en çok yıkım Cudi, Yasef, Sur ve Nur mahallelerinde yaşandı. 4 mahallenin %80'i saldırılar sonucunda yok edildi. 177 insanın katledildiği bodrumların olduğu binalarda yerle bir edildi. Yerlerini hızlıca Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından konut yapıldı. Sığındıkları evlerin bodrum katlarında katledilen 177 kişi arasında Cizre Halk Meclisi eş başkanları Asiye Yüksel ve Mehmet Tunç da bulunuyordu. Asiye Yüksel ve Mehmet Tunç şahsında Cizre şehitlerini sevgi ve minnetle anıyoruz. Güvercin Postası. Değerli dinleyenler, hapishanelere ilişkin haftaya düşen haberlerden derlediğimiz haber turuyla programımıza devam ediyoruz. Ağır hasta tutsak Yavuz için tahliye talebi. Ağır hasta tutsak Sabri Yavuz'un yaşamının risk altında olduğunu belirten Ankara Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi derhal tahliye edilmesi talebinde bulundu. İhade İstanbul Şubesi'nin düzenlediği F oturmasının 620.sinde ise ağır hasta tutsak Muhlise Karagüzel'in sağlık sorunlarına dikkat çekilerek tahliye edilmesi istendi. Tutsakların aşçı grevi 77. gününde devam ediyor. Siyasi tutsakların İmralı Adası'nda tecrit altında tutulan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması ve Kürt sorununun çözümü talepleriyle başlattığı açlık grevi 77. güne ulaştı. Tutsak vasileri gözaltına alındı. Kocaeli'nde 20 tutsak vasisi tutsaklara para yatırdıkları için örgüte finans sağlamak iddiasıyla gözaltına alındı. 9 Şubat sabaha karşı tutsak vasilerinin evlerine polis baskınları gerçekleşti. En az 20 kişi tutsaklara para yatırdıkları için örgüte finans sağlamak iddiasıyla gözaltına alındı. Tutsaklara e-doktor dayatması sağlık hakkı ihlalidir. Akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu projesi adı altında hapishanelerde koğuşlara yerleştirilen kabinlerle tutsaklara e-doktor uygulaması dayatılıyor. Sincan Kadın Kapalı Hapishanede dayatılan uygulamaya tutsaklar tedavi haklarına yönelik bir saldırı olduğunu ve kabul etmeyeceklerini belirtti. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Ciğerhun Polat e-doktor uygulamasının insan haklarına aykırı bir tutum olduğunu dile getirdi. Uygulamanın tecriti daha da derinleştireceğini söyledi. Tutsakların sesi platformu Ecevit Piroğlu derhal serbest bırakılsın. 32 aydır Sırbistan'da tutsak edilen enternasyonalist devrimci Ecevit Piroğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi ve hayati tehlikesi devam ediyor. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tutsakların Sesi platformu, Piroğlu'nun 12 Ocak 2024 günü tahliye edilmesinin ardından Sırbistan polisi tarafından tekrar tutuklanarak kamp adı altındaki başka bir hapishaneye götürülmesini, Sırbistan devletinin hukuku ve insan haklarını Piroğlu için askıya aldığının belgesi olarak nitelendirdi. İstanbul Adliyesi eylemi sonrası gözaltına alınan 54 kişi tutuklandı. İstanbul Adliyesi'ne yönelik eylem sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında grup yorum üyeleri, Halkın Hukuk Bürosu avukatları, Halkın Gücü TV çalışanları, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri, tutuklu ve hükümlü aileleriyle Dayanışma Derneği üyelerinin de aralarında olduğu 92 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 96 kişiden 54 kişi tutuklandı.
TGDF MYK üyesi Müslüm Koyun tutuklandı. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu üyesi Müslüm Koyun tutuklandı. Cuma günü sabah saatlerinde evi basılan Müslüm Koyun işkence edilerek gözaltına alındı. Evde kafasına silah kabzasıyla vurulan Koyun yaralandı. İşkence gözaltında ve hastanede de devam etti. Daha sonra adliyeye getiren Koyun, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Değerli dinleyenler, bu hafta Bir Gün gazetesinde yer alan dışarıdan içeriye yazılmış bir mektubu paylaşacağız. Avukat Erencan, 6 Şubat depreminde Hatay'da kaybettiğimiz avukat ve insan hakları savunucusu Hatice ve Mithat Can'ın oğlu. Mektuptan bazı bölümleri sizler için hazırladık. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir sene geçmiş. Anılarımız, ailelerimiz, komşularımızla yaşayacaklarımız, birlikte mücadelemiz bir felaket ile yarım kaldı. Ali İsmail'in, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert'in mücadelesini birlikte sırtladığımız sizler, onurumuzu dimdik korurken içeride, dışarıda güçlü kalmak ödev gibi. Sizin hatırınıza bu karanlık günlerden hep beraber çıkacağız. Söz. Sevgili Can, bu mektubu yazmaya çalışırken işte bu anılar geliyor aklıma hep. Abdullah Cömert davası için Balıkesir yollarında adalet arayışlarımız. Annem avukat Hatice Can duruşma için iğneyle kuyu kazarak adalet aramaya her seferinde Antakya'dan gelirken bizim de seninle İstanbul'dan onun yanına katılmamız. Duruşmalarda annemin bıcır bıcır heyecanlı sesine senin coşkulu ve tok sesinin katılması. Şimdi haksız yere sizlerin tutsak edilmiş olmanız. Son anlarına kadar annem ve babamın sizlerin özgürlüğü için mücadeleden emekli olunmaz diyerek halen sokaklarda olmaları. Halen Balıkesir yolundayız seninle Can, aynı yolda. Yine Abdullah'ın annemin mücadelesine ortak olmaya gidiyoruz. Sevgili Çiğdem, annemle yazışmalarımızı silmedim. Zaman zaman açıp okuyorum. Hem meslektaş, hem yoldaş, hem de anne oğlu olunca yazışmalarımız öyle yoğunmuş ki bu yazışmalarda ne kadar çok senden bahsettiğimizi fark ediyorum. Sizlerin haksız tutsaklığına hıçkıra hıçkıra ağladığını, anlattığı mesajları görsen mi iyi, görmesen mi iyi bilmiyorum. Ama eminim görseydin yüzümüzü güldürecek neşeli bir anı ya da şaka ile sohbeti devam ettirirdin. Sevgili Tayfun, tutukluluğunuzun birinci yılında içeride geçirdiğiniz en zor zamanın 6 Şubat felaketini yaşayanların yardımına koşan yurttaş dayanışmasının parçası olamamak, deprem felaketini çaresizce televizyon ekranından izlemek zorunda olduğunuz günler olduğunu söylemiştin. Elinizi omuzumuzda hissettik. Meraklanma. Senin içeride halen depreme karşı mücadele için çalışmalar yürüttüğünü biliyor, duyuyoruz. Eksik olma. Sevgili Mine Özer'den Osman Kavala. İçeride olduğunuz günleri tek tek sayıyoruz. Dışarıda hep birlikte geçireceğimiz günlerin daha yaşanabilir olması için onurlu duruşunuzu saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, çok ağır bir yılın üstüne yeniden deprem yaşamış bir ülkede bir yıl daha hapishanede olmanın ağırlığını anlamamız zor. Yine de acılarımızdan direngenlik çıkarmayı sizden öğreniyoruz. Gezi'deki yazılamayı hatırlarsınız. Anne merak etme, ben arkalardayım. Bu mektupta ona atfen sizin verdiğiniz güce güvenerek annem ve babama seslenmek istiyorum. Anne, baba merak etmeyin. İçeridekiler, dışarıdakiler, biz en önlerdeyiz. Değerli dinleyenler, bugün ve bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı Dem Parti'nin seçim şarkısıyla noktalayacağız. Haftaya pazar günü Avrupa saatiyle 11'de, Ahmet saatiyle 13'te görüşmek dileğiyle ekip arkadaşlarım adına iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, umutla kalın. Ben Ferdan.